istediğimiz üniversiteyle istediğimiz bölümün eşleşmesi idealdir, en idealdir. Ama hepimizin veya herkesin bu ideale ulaşması böylesi bir sınav sisteminde ve böylesi bir puanlama sisteminde, böylesine bir kontenjan kısıtlamasının olduğu durumda tabii ki çok zor bir olaydır. Yani buna ulaşan öğrenci sayısı %10 dolayındadır açıkçası. Peki %90, o zaman şu kararı vermemiz gerekiyor. Üniversite mi, bölüm mü açıkçası? Çoğu kişi şöyle düşünür, hani iyi bir üniversitenin düşük puanlı veya daha az istediğim bölümü, bir başkası da şöyle, ikisi de doğru bunların ondan sonra. Ama önemli olan ben ne istiyorum, ne beni mutlu edecek, ne benim bundan sonraki hayatımda daha mutlu olmamı sağlayacak. Diyelim ki Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliğini istiyorum. İyi de puan tutmadı veya kontenjanın içine giremedim. Peki nereye tutuyor puanı? Jeofiziğe tutuyor veya madene tutuyor, puanları daha düşük. En düşük mühendislikler onlar. Ama onlar benim hiç düşünmediğim, sevmediğim, çok açık söylüyorum. Yani hiç aklımdan geçmeyen, sadece ODTÜ olduğu için geçen. Peki ben oraya girdiğim zaman 4-5 sene sonra, bittikten sonra üniversite, ben ne yapacağım? İstemediğim şeyi mi yapacağım? İstemediğim şeyde başarılı olmaya mı çalışacağım? İstemediğim şeyde iş bulmaya mı çalışacağım? İş var mı? Bir de o var açıkçası. Bunları çok iyi düşünmek gerekiyor. 4-5 sene çabuk geçer. Ama ondan sonra 60-70 sene nasıl geçer? Benim tavsiyem şudur. Üniversiteden ziyade ama dediğim gibi ikisinin bir arada olması ideal. Olmadığı takdirde üniversiteden ziyade istediğim bölüme girmektir. Ha şunu yaparım, istediğim bölümde okurum. Yüksek lisansı istediğim üniversitede yapmaya çalışırım.